Merhaba bebeğimin cicileri örgü takipçileri. Bugün sizlerle hazır örgülerde oluşan lastiğin nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Öncelikle farklı iki renk ip kullanmamız gerekiyor. Ve kaç ilmek atacaksanız eğer onun yarısı kadar ilk ilmeklerimizi atmamız gerekiyor. Hemen şimdi şöyle ben 10 ilmek çalışmak istiyorum. Yani 20 adet ilmeğim olacak bitiminde. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet ilmek attım. Şimdi farklı renkte olan ipimle devam edeceğim için ne yapıyorum? Hemen esas ipimi rengini alıyorum. İlk sıramı haroşa olarak öreceğim. Haroşaları ben tersten örmeyi tercih ediyorum. Şimdilik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 adet. Şimdi neden bu renkleri gösteriyorum size? Bu arada burayı ters öreceğim için ben örmeye devam edeyim. Bir yandan da konuşayım. Şu an düz örgümüzü örüyoruz. Çok güzel bir erkek yeleği paylaşacağım. Anlatımı biraz uzun olacak ama gerçekten bitiminde çok güzel olacağını inanıyorum. Şimdi ilk sıramızı tersten ördük. İkinci sıramızı düzden örüyoruz. Şimdi sıra geldi tekrardan ters örgü örmeye. Tekrardan ters örgümü örüyorum. Sizlere söz verdiğim gibi her gün bir adet video paylaşmaya çalışacağım. Bu arada büyük videolar için ayrıyetten video çekiyorum. Şimdi tekrardan düz örgüme geçeceğim. Lastiğimizin altını oluşturuyoruz bu şekilde. Hemen kısa videolarla örgü tekniklerini paylaşmak daha kolay oluyor. Normalde hırkayı başlayacağım ilmek sayısı 80 adet benim. 80 adet çalışmak istemedim. Şimdi şurada görünüyor. 3 diş haroşam var. Ve bununla beraber 4. dişim oluyor. Şimdilik önemli olan burada şu. İlk ilmeğimi ne yaptım? Örmeden aldım. İkinci ilmeğim için ipimin yönünü değiştirirken şu aşağıda görmüş olduğunuz ana ipimin rengi var pembenin içerisinde. Ne yapıyorum? Oradan ki ilmekleri alıyorum buraya geçiriyorum. Ve geçirirken ne yapıyorum? Düzden örüyorum. Tekrar yukarıdaki ilmeklerimin içerisinden bir adet alırken düz olan ilmeklerimi şu aşağıdakilerden alıyorum ki ilmeklerim ikiye katlansın. Şöyle. Tekrar ters örgümü ördüm. Şimdi tekrardan düz örgüme geldi sıra. Bu arada iplerinizin katlarına dikkat edin. Çok ayrılmasın. Şimdi tekrardan düz. Ne yapıyorum? Her düz örgümü aşağıdan ilmeklerimle alıyorum. Ters örgülerim ise yukarıdaki şişimin üstündekilerinden devam ettiğim zaman ne oluyor? İlmeklerim ikiye katlanmış oluyor. En kolay böyle yaparsınız. Düz örgüler aşağıdan gelen ilmeklerden, ters örgüler ise şişin üzerindeki ilmeklerden şeklinde.
Yeni başlayan arkadaşlarımız için de çok güzel videolar bunlar. En azından başladıklarında ilk örgüleri bile olsa gerçekten hazır gibi olacak. Şimdilik ters örgüm, düz örgüm şeklinde devam ediyorum. Ve şurada son ilmeğim var. Hemen onu da alıyorum. İpimi ince seçtiğim için biraz zorlandım. Biraz daha kalın seçmiş olsaydım daha iyi olacaktı ama bir sonraki videolarımı bu ipten devam edeceğim için hemen şu arada kalanı da alayım. Ve ondan sonra istediğim uzunlukta ne yapacağım? Örgüme bir ters bir düz olarak devam edeceğim. Ben bunu çıkartmak için bir saniye. Çıkarttım ve tekrardan düz örgüm örüyorum. Ters örgüm örüyorum. Şimdi bir sonraki sırada ne yapıyorum? Düzlerin üzerine düz, terslerin üzerine ters gelecek şekilde örgümü istediğim kadar lastiğini yapıyorum. Şöyle birkaç sıra hemen hızlıca örelim. Şöyle birkaç sıra daha ördükten sonra renkli olan ipimizi ne yapıyoruz? Hemen şöyle altından kese kese çıkartalım. Zorlamadan. Diğer iplerinizi kesmeden. Şu şekilde altından kestiğiniz zaman çok kolay çıkacaktır. Hemen size göstermek istiyorum. Bunu bütün ürünlerinizde yapabilirsiniz lastiğin geçtiği. Şöyle bakın. Hem dişleri oluyor hem de hazırlar gibi görünüyor. Anlatımdan memnun kaldıysanız tavsiyelerinizi bekliyoruz arkadaşlarınızla. Abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi her gün bir tane video yayınlıyorum sizler için. Zile basmayı ihmal etmezseniz her gün yayınlanan videolardan herkesten önce sizin haberiniz olur. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.